onlar Yeşilçam'ın gönüllerde taht kuran ama aynı zamanda en talihsiz ailesiydi. Önce baba, ardından çok sevdiği iki oğlu genç yaşta hayata veda etti. Necdet Tosun öldüğünde 49 yaşındaydı. Çocukları Erdal 13, Gürdansa daha 9'undaydı. Kim bilebilirdi ki büyük oğlu da yıllar sonra onunla aynı şekilde hayata veda edecekti. Yeşilçam'ın tonton, sevimli oyuncusu Necdet Tosun, 1926 tarihinde Balıkesir Burhaniye'de doğdu. Orada lokantada, terzide çalıştı, leblebi sattı. Film için ilçeye gelen ekibin dikkatini çekince İstanbul'a davet edildi. Ve 1957 yılında Muharrem Gürses'in yönettiği Allı Gelin filmiyle sinemaya adım attı. Daha Yeşilçam'ın emekleme zamanlarında film sektörüne giren Necdet Tosun hem oynadığı roller hem de gerçek hayattaki karakteriyle çok sevildi. Sadece sinemada değil, dönemin birçok ilginç reklamında da boy gösterdi. ...1960 yılında Sevim Tosun'la evlenen Necdet Tosun'un 3 yıl sonra eşi hamile kaldı. Necdet Tosun Ses Dergisi'ne verdiği röportajda hayatının en heyecanlı o günlerini anlattı. Eşi kız çocuk, kendisi erkek istiyordu. Ancak eşi üzülmesin diye bunu uzun süre belli etmedi. En büyük isteği Tosun soyadının devam etmesiydi. 9 Nisan günü hastane koridorunda hasta bakıcılar ona müjdeyi verdi. Necdet Bey bir oğlunuz oldu sözü sonrası hiçbir şey hatırlamıyordu. Soluğu odada aldı. Erdal'ı ilk görüşünü böyle bu sözlerle anlattı. Avuçlarımın arasında kayboluyor sanki. Onu incitmekten her baba gibi çok ama pek çok korkuyorum. ...1967 yılında Gürdal dünyaya geldi. Necdet Tosun iki oğlan babası olarak artık çok mutluydu. Bunu da onlarla sık sık verdiği bu pozlarla belli ediyordu. Ancak bu mutlu aile hayatı çok uzun sürmedi. Necdet Tosun, Almanya'da geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralandı. İstanbul'a getirildikten 13 gün sonra 10 Mayıs 1975 tarihinde 49 yaşında öldü. 18 yıllık sanat hayatına 270'e yakın film sığdırdı. Vedası Yeşilçam'ı derinden üzdü. Sadri Alışık, Ayhan Işık, Türkan Şoray onunla olan dostluklarını dönemin medyasına böyle anlatmıştı. Birlikte az film çevirdik ama sarsılmaz bir dostluğumuz vardı. Kendisiyle ilgili üzüntülü bir anım oldu. Şöyle ki, ölümünden bir gün önce hastaneye ziyaretine gitmek istemiştim. Ancak doktorlar kimsenin yanına çıkmasına izin vermiyordu. Bir geçmiş olsun çiçeği gönderdim. Fakat o sabah çiçek hastaneye gittiğinde onu kaybetmiştik. Tanışmamız aşağı yukarı 1960 yılına rastlar. O gün film setine gelmiş, soyunma odama doğru yürüyordum ki birden bir şarkı duydum. Ses ilerideki paravanın arkasından geliyordu. Türk müziğini çok sevdiğim için durdum ve dinledim. Şarkı bittikten sonra merak edip paravanın arkasına baktım ve Necdet Tosun'la göz göze geldim. İkimiz de birbirimizi gıyaben tanıdığımız için merhaba dedik ve el sıkıştık. Aradan yıllar geçti ve biz bu şarkının tanışma şarkımız olduğunu hiç unutmadık. Geçen yıl Ankara'da çalışıyordum. Gazinoya bir gün Necdet Tosun geldi. Kendisini sahneye davet ettim. Bu anımı anlattım. Necdet o şarkıyı beraber söyleyeceğiz dedim. Hemen hatırladı. Birlikte söyledik. O gün cenazesinin başında aklıma birden bu şarkı geldi. Ve ben başladım mırıldanmaya. Gelecekmiş gibisin sanki günün birinde. Birçok anım var Necdet'le ilgili. Unutamayacağım bir tanesini hemen anlatayım. Beraber film çeviriyorduk. Öğlen yemeği için ara vermiş, masada garsonun gelmesini bekliyorduk. Ben genellikle öğlenleri yemek yemem. Salatayla falan geçiştiririm.
Necdet de bunu duymuş olacak ki benim masama geldi. Ne olur çok açım deve, kendine şu şu yemekleri ısmarla dedi. Prodüksiyon haberini çağırıp çok açım, bana şu şu yemekleri gönder dedim. Adamcağız huyumu bildiği için ağzı bir karış açık yemekleri göndermeye gitti. Gelen yemekleri Necdet'in yediğini ise sonra öğrendi. Nur içinde yat Necdet. Ancak onun ölümüyle Yeşilçam'da Tosunlar dönemi kapanmadı. Büyük oğlu Erdal Tosun 1982 yılında Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın başrol oynadığı Mine filmiyle sinemaya adım attı. O günden ölümüne kadar da bu serüven başarıyla devam etti. 80'li yıllarda birçok filmde rol alan Erdal Tosun, konservatuar mezunu bir oyuncuydu. Birçok yapımda yer aldıktan sonra devlet tiyatrolarındaki görevinden ayrılıp BKM oyuncuları arasına katıldı. Yılmaz Erdoğan'la kesişen hayatları onun ve kardeşi Gürdal Tosun'u Bir Demet Tiyatro'yla milyonlara ulaştırdı. Gürdal Tosun, 3 yıl üst üste girdiği konservatuar sınavlarına aşırı kiloları nedeniyle giremedi. Levent Kırca Tiyatrosu'nun gişesinde bilet satarak bu işe başlayan Gürdal Tosun, azimle kilo vererek sonunda konservatuara girdi. Ardından abisi gibi BKM ve Yılmaz Erdoğan yapımlarında rol aldı. Bir Demet Tiyatro'da Tombalak karakteriyle ün yaptı. Ancak tiyatrodan kazandıkları onlara yetmiyordu. Özellikle Yılmaz Erdoğan askere gidince maddi zorluklar yaşadılar. Beraberinde Cihangir'de Erdal Tosun'un kızının adını verdiği Kiraz adlı bir restoran açtılar. Gürdal Tosun, Ağustos 2000'de böbrek yetmezliği yüzünden 33 yaşında babası gibi hayata erken veda etti. Erdal Tosun, 2015'te Ot Dergisi'ne yazdığı yazıda kardeşinin vedasını böyle anlatır. Van'da Vizontele çekimi sırasında acı haberi alır. Bir gün Necati beni kenara çekti. Erdal, Gürdal dün biraz kötü olmuş dedi. Oturdum bir yere. Yok, şimdi iyi ama ben gene de gitmek istersin diye düşündüm dedi. Atladım gittim, iyiydi. Çok zayıfladığı için göbek derisi tam böbreği takacakları yere sarkıyordu. Baskı yapmasın diye orada bir yağ emme ameliyatı yapmışlar. Bu yüzden dengeleri biraz şaşmış ama diyalize girince düzelmiş. Ertesi gün onu iyi görünce işimi bitirmek için bana geri döndüm. Dönerken de söz aldım. Ben geleceğim, sakın ben olmadan ölme dedim. Tamam dedi, yorgundu ama alışıktı buna. Sözüne güvenip bana gittim. Tutmadı sözünü. Öldü. Zaman geçti, acılar biraz küllendi, Erdal Tosun hayatına devam etti. 16 yıl boyunca 50'den fazla film ve dizide oynadı. Oynadığı her film belki iyi değildi ancak onun canlandırdığı roller öyleydi. Çoğu replikleri fenomen oldu. Kasım 2016 tarihinde Tosun ailesi için yine çok acı bir gündü. Bu kez Erdal Tosun tıpkı yıllar önce babası gibi trafik kazasında hayatını kaybetti. Yakın çevresi hariç pek kimse bilmiyordu ama böbrek hastasıydı. Diyalize girmek için bindiği aracından herkesi ağlatan cenazesi çıktı. ...53 yaşında ölen Erdal Tosun'un acıklı sonu... ...geride kalan arkadaşları için büyük bir yıkım oldu. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan gibi birçok ünlü isim... ...cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Evet, Tosun ailesi Yeşilçam'ın belki de en talihsiz ailesiydi ancak... ...en büyük acıyı geride kalanlar çekti. Üç adımın erken vedasının hüznünü, acısını... ...eşini ve iki oğlunu ebediyete uğurlayan Sevim Tosun çekti... Genç yaşta bir koca, iki oğul kaybetti. Erdal Tosun'un ölümüyle sinemada 60 yıllık Tosunlar dönemi kapandı. Ama filmleri,
oyunculukları, canlandırdıkları karakterler daha nice yıllar yaşayacak.